Sadece Filistinli bir annenin, Suriyeli bir çocuğun, Mısırlı bir adamın, Kerküklü bir yiğidin, Hindistanlı bir alimin duası olduğu için değil. Kosova Ovası'nda Murat Hüdavendigâr Han'ın gözyaşlarıyla ettiği ilk ikisi kabul edilmiş duanın üçüncüsü olduğu için Türkiye yıkılmaz. Mevlana'ları, Yunusları, Aziz Mahmut Hüdayileri, Hacı Bayram-ı Velileri, Seyyid Abdülhakim Hüseyinileri değil sadece. Bütün bu zevat-ı kiramın kendisine ümmet olmakla şeref bulduğu Habib-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek emanetlerini sinesinde saklamaya devam ettiği için Türkiye yıkılmaz. O mukaddes emanetleri alıp gelişindeki tevazu ile zirveleşen Yavuz Sultan Selim Han'ın hilafeti hakim olmak değil, hadim olmak diye tasvir eden asalete aşkına değil sadece. Liyakatten değil, lütuftan doğan bir hikmet ile meclisinin şahsı manevisinde o hilafetin hala mündemiç bulunuşu hatırına Türkiye yıkılmaz. 6 asır boyunca İlahi Kelimetullah Nizam-ı Alem diyerek din-i mübin-i İslam'ın sancağını 3 kıta 7 denizde dalgalandıran ecdadın imansıza diz çöktürüşü hatırına değil sadece. Sancak düştüğü yerden kalkar fehvası önünde layık olamayışının mahcubiyetiyle diz çöken evladın hatırına Türkiye yıkılmaz. Türkiye yıkılmaz. Er-Rahman'ın yüzlerini bu ülkeye dönüp son bir ümitle dua eden mazlumlara duyduğu muhabbet sebebiyle değil sadece. El-Kahhar'ın o ümmete zulmeden zalimlere beslediği adabet hatırına Türkiye yıkılmaz. Düşmanları kul, dostu Allah, Türkiye yıkılmaz. Bu ülkeyi sevmeyi iman bilenlerin yanaklarından süzülen her bir damla, ebabil kanatlı bir ağ, Türkiye yıkılmaz. La galibe illallah, Türkiye yıkılmaz.